Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Deniz Tansi. Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Tansi hoş geldiniz efendim gün ortasına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 10 Büyükelçi kriziyle başlayalım mı? Evet, tartışmalar, tabii, açıklamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Hayır dedi, ben geri adım atmadım dedi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı da diyor ki bizim geri attığımız kabul edilemez bir geri adım atma durumu söz konusu değil. Türkiye'yi takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini not alıyoruz ve biz Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini riayet ederek açıklama yaptık diyorlar. Neredeyiz bu tartışmalar konusunda? Hangi noktadayız hocam? Çok ilginç bir şekilde aslında belki gazetecilik açısından doğru olmayabilir ama hep aynı başlığı atmak geliyor insanın içinden. O da bu nasıl müttefiklik sorusuyla birlikte ister istemez değerlendirilebilir. Çünkü bir güvensizlik üzerine müttefiklik devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Tabii ki bu bir günde hesaplanacak bir konu da değil, ancak 1947'den beri devam eden müttefiklik ilişkisinde artık geldiğimiz noktada diplomatik anlamda herkes bir şekilde etrafa, dünya kamuoyuna daha farklı bir zemin ortaya koymaya çalışıyor. Ancak özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından ciddi problemler var. Problemin temelinde de şu kaynaklanıyor. Bu 10 büyük elçinin ortak bir deklarasyon yayınlaması kabul edilemez. Bunu hiçbir ülke, hiçbir hükümet kabul edemez. Benim tabii burada üzüldüğüm bu 10 büyük elçinin ülkemizin içerisinde de maalesef gönüllü savunucuları var. Bu belki ayrı bir tartışma ya da program konusu olabilir. Ancak bu anlamda Türkiye aslında doğru olanı yaptı. Şöyle ki, tabii ki o persona non grata denilen konu aslında en son varılacak nokta. Bunun bir prosedürü var. Yani bu prosedürde belki şu insanların aklına gelmiş olabilir. Yani en son söylenecek sözün ilk başta söylendiği gibi bir söz akla gelebilir. Ancak bu tek bir ülke yapsaydı bunu anlaşılabilirdi. Ama 10 ülke. Dolayısıyla bu anlamda Amerikan Büyükelçiliği'nin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulunması aslında nedir? İşte ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi. Bu, evet, aslında olmazsa olmaz bir ilke, olmazsa olmaz bir kural. Ancak bakıldığında Amerika hem bunu yayınladı hem de özür dilemedik dedi. Kendi iç kamuoyunu biraz tatmin etmek için ifade edilebilir. Ancak bütün bunlara bakıldığında bu güvensizlik üzerine olan ilişkili nasıl inşa edildi ki, şimdi sizin görüntülerde görüyorum 2019 sonunda Biden'ın New York Times'a verdiği mülakatlara da bir şekilde o görüntüye de yer verdiniz. Aslında biz Amerika'daki yönetimin ne yapmak istediğini biliyoruz. Siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama ister istemez tabii ki diplomatik bir çerçeveyle bu konuyu analiz etmeye çalışıyoruz. Ancak hedef çok daha farklı. Hele ki Soros'un buradaki unsurlarına bu şekilde cansiperane yaklaşmaları ve savunmaları da ayrı bir ibret tablosu. Bunu Türk kamuoyunun bir şekilde takdirine ve insafına bırakıyorum. Özellikle altını çizmek istedim. Çok doğru söylediniz. Çok önemli başlık. Nereye gidecek bu tartışma böyle? Devam edecek o zaman. Peki ileriki günlerde siz Amerika'dan yeni hamleler bekliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ne hamle yapabilir diye düşünebiliriz. Şimdi hemen şunu söyleyebilirsiniz. İşte F-35'lerle ilgili bir takım görüşmeler başladı. Müzakereler başladı diye. Müzakereler istediği kadar başladı. Sayın hocam, Amerika sanırım internetinde sorununuz var ama böyle bir, buyurun. Hayır, olmayacak. Peki şimdi F-35 demişken Amerika'daki kongreleri şu andan etkiliyor ama biraz önce internette bir sorun vardı. Kongre üyeleri Biden'a bir mektup gönderdi. Evet, F-35 krizi kapıda. Katsa yaptırımları gündemde, Türkiye'ye F-16 verilmesin diye. Şimdi bu mektup ne kadar etkili olur? F-35 konusunda da Ankara'da bir toplantı gerçekleşti savunma bakanları arasında. Ne diyorsunuz? Etkili olur mu bu mektup? Biden'ı ikna edebilirler mi? Ya da ne olur ikna olmazsa? Şimdi şu anda ben biraz önce aslında yayın hani internetten dolayı kesildiğinde onu ifade ediyordum. Lütfen buyurun. Amerikan Kongresi'nden ben ne F-35'lerle ne de F-16'larla ilgili herhangi bir kararın Türkiye'nin lehine çıkacağına inanmıyorum. Bakın çok net. Bunu altını çizmekte fayda var. Çünkü diyecek ki Amerika'da başkanlık ofisi ya da yürütme, biz işte Türkiye ile müzakere yaptık ama Amerikan Kongresi'nden geçiremedi. Tamam da bu kongreden geçmeyeceğini sokaktaki çocuklar dahi biliyor. Yani Amerikan yönetimi şu anda Pentagon olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun sanki zevairi kurtarmaya çalışıyorlar. Ben kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri açısından böyle bir niyet değişikliği olduğunu inanmıyorum.
Çünkü F-35'ler konusunun biraz daha gerisine gittiğiniz zaman S-400'ler konusu var. Tabii. S-400'leri biz niye aldık Rusya'dan? Patriot'lar verilmediği için. F-35 dediler ki S-400 aldınız, katsa yaptırımları. Yani Amerika'nın hasımlarıyla mücadele etme yasası. Amerika Birleşik Devletleri bizi hasım olarak ilan etti. Biz hala müttefik diyoruz. Dolayısıyla bütün bu noktaya gelindiğinde hadi F-35 olmadı, 1 milyar 400 milyon dolardan bahsediyoruz. F-16'ların modernizasyonu olabilir mi? Hani ben felaket tedavi yapmak istemem. Gerçi bu felaket telalı da diye Türkiye'nin her zaman seçenekleri vardır. Ama ben Amerikan Kongresi'nden böyle bir çerçevenin çıkacağını asla düşünmüyorum. Umarım yanılırım ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin Rusya ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok seçenekleri var. Hava savunmayı zaten S-400'de altyapısını ortaya koyduk. Hava taarruzda da Rusya bu yönde açıklamadan da gelmişti. Edersek, o da devlet kararıdır elbette. Hükümetten de bu yönde açıklamalar gelmişti. Şimdi bu tüm gelişmeler yaşanırken hocam bir cümle söylüyordunuz galiba ama internet sorunu nedeniyle çok net duyamıyorum sizi. Tam da böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi de görevine başlayacak. Jeff Flake'den bahsediyoruz. Trump döneminden tanıdığımız bir şey ama ne biliyoruz hakkında bir de sizden dinleyelim mi? Biden hükümetine geçti ve Biden'ın politikalarını savunacağını söyleyebiliriz ama detay nedir? Karneye bakalım isterseniz, bilançoya bakalım. Kendisi cumhuriyetçi, senatodan geliyor. Ama sözde Ermeni tasarısı dahil olmak üzere ve yine bu katsa yaptırımları ile ilgili bütün bu düzenlemelerde Türkiye aleyhinde oy kullanmış bir kişi. Dolayısıyla ben bu yeni büyükelçiden yeni bir şey beklemiyorum. Hani bir bu noktada bakmak lazım bilanço nedir diye. Geçmişteki büyükelçilerden belki biraz daha kendince odaklanmış, Türkiye aleyhindeki politikalara odaklanmış bir kişi. Ancak bunu söyleyebiliriz. Bu kariyer diplomatı hani, değil de senatörden olması, siyasi diplomat olması çok merak ediliyor. Evet, yani bir de Türkiye aleyhindeki bütün yasalarda, tasarılarda imzası var kendisinin yani. Bunu özellikle ifade etmek lazım, altını çizmek lazım. Biz size başka bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Maalesef Türkiye'de muhaliflerin kullandığı çok tehlikeli bir söylem var. Hani bu kış sert geçecek diye dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu böyle sert bir iklim geçmesi için Amerika Birleşik Devletleri tarafından tahammüden gönderilen bir kişi. Bilerek gönderilen bir kişi. Olumsuz anlamda bilinçli olarak gönderilen bir kişi. Bence dikkat etmek lazım. Çünkü daha çok Türkiye'yi karıştırma potansiyeli var gibi görüyorum ben. Maalesef yani olumlu bir şey söyleyemiyorum. O zaman zaten gergin olan ilişkiler Amerika ve Türkiye tarafına baktığımızda daha da gerilebilir. Yeni görevine başlamasıyla birlikte Flake'in. Evet. Peki. Yani ben kamuoyunda estirilen ılımlı rüzgara rağmen böyle görüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Son olarak Roma'da gerçekleşecek bir zirve vardı. Glasgow'da görüşüleceğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'la ilgili bilgiler de geliyor. Ne bekliyorsunuz bu zirveden? Diplomatik anlamda iyi niyet beyanlarının ortaya konacağı ancak içerikte çok fazla değişmeyecek bir görüşme olarak görüyorum. Tabii ki diplomasi kapıları, diplomasi kanalları her zaman açık olmalı. Ama baktığımızda Biden yönetiminin bu anlayışı ki Biden partisi de zaten Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında iktidarda. Dolayısıyla ben buradan bir değişiklik düşünün. Kamala Harris, Nancy Pelosi gibi isimlerin olduğu bir zeminde Türkiye'nin lehine çıkabilecek ki hani siyasal anlamda baktığımızda. Dolayısıyla ben bunun bir diplomatik açıdan sadece diyalog kanallarının ya da diplomasi kanallarının açık olması bağlamında sembolik bir içerik taşıdığını düşünüyorum. Ama yapısal anlamda açıkçası böyle büyük bir beklenti içerisinde değil. Görüşme gerçekleşme olasılığı hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam son olarak? Glasgow'da görüşmenin gerçekleşme olasılığı yüksek ama bu bir ayaküstü görüşme mi olacak yoksa ayrı bir zaman mı ayrılacak? Roma'da olmayacağı belli oldu çünkü. Glasgow'da görüşme olasılığı yüksek. Dolayısıyla ben Türk kamuoyundaki bu beklentiyle ilgili konuda da rahatsızım. Çünkü görüşülür görüşülmez. Bu bir şekilde Türkiye'nin kendi ortaya koyduğu zeminde bakıldığında eğer görüşülürse zaten sembolik bir görüşme olacaktır. Büyük bir anlam yüklememek lazım bu Biden'ın görüşmesine. Bitmeden önce de şunu söyleyeyim. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlara ve tüm şehit ve gazilerimize minnettarlığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutladık. Sizin sayenizde çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katkılarınız için gün ortasında. Hocam iyi çalışmalar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle.